Hocam müsaadenizle güncel bir konuyla sorularımıza başlamak istiyorum. Malumunuz şu anda ciddi anlamda bir ekonomi ve iktisadi sıkıntı var. Özellikle enflasyon, kur ve faiz ekseninde ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Hem bu konuyla alakalı Müslüman tüccarlar hem halkımız ciddi sıkıntı içerisinde. Bununla alakalı hocam hükümetin açıkladığı yeni bir finansal ürün var. Bu noktada dolarizasyon olarak tabir edilen yani halkın kendi birikimini dolara yatırmasının önüne geçmek amacıyla e, sahip olduğu doları yani bankalardaki mevduat hesabındaki doları bozup TL'ye aktar aktarması ve olası bir e, dolar karşısında TL'nin değer kaybı durumunda da Merkez Bankası tarafından bu farkın karşılanacağının belirtilmesi söz konusu. Bu kapsamda e, dolar endeksli TL vadeli hesabı e, ismiyle anılan bu finansal ürüne insanların para yatırması caiz midir? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Rasulillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'du. Eee ifadede e, buyurduğunuz üzere yeni çıkan bir uygulama hı hı. ki ki zatında uygulayacak olan kurumların dahi tam anlamıyla gününe vakıf olmadığı bir sistem. Hı hı. Çünkü yayına çıkmadan önce tahmin etmiştim bu konuları da illa girdeleriz diye bazı görüşmelerde bulundum. Finansman çevresinde olan üst düzeydeki müdürlerden onlardan da aldığım bilgilerde baktım ki hala daha bir bilgi noktasında bir noksanlık var. Hı hı. Yani uygulamada sistemde bazı sıkıntıların olduğu ki şunu da yine parantez açalım finans kurumları için Belki ileriye yönelik gelse bile an itibariyle şöyle bir şu anda böyle bir uygulamadan bahsedilmiyor. Hı hı. Genel merkezden böyle bir talimat daha henüz gelmemiş. Hı hı. Dolayısıyla meseleyi biraz farazi üzerine kurgulayacağız. Veyahut da işte medyada yansıtıldığı kadarıyla nasıl bunu farklı olarak analiz edebiliriz. Bu şekilde meseleyi kurgulayacağız. tabii ileriki günlerde bu daha netleşip de tam manasıyla oturduğu zaman o zaman elbette konuşmalarımızda bağlamda biraz daha yenilemeye ihtiyaç duyabiliriz. Hı hı. Burada öncelikle belli sabitelerle başlamak istiyorum sözüme. Nedir bu sabiteler? Faiz nedir? faiz, faiz olduktan sonra bunun devlet eliyle yapılmış olmasıyla veyahut da vatandaş eliyle yapılmış olması arasında bir fark olur mu? Hı hı. Bir diğer mesele ise gerçek anlamda faiz olmayan bir şeye faiz demek onu faiz mi yapar? Hı hı. Ya da faiz olan bir şeye faiz değildir demek onu faiz olmaktan çıkartır mı? Çünkü bazen duyuyoruz kar payı ismiyle anılıyor. Oysa literatür olarak bakıyorsun faiz olarak anılması lazım. Ya da faiz olarak ifade ediliyor ancak bakıyorsun ki bu faiz ile de kar payı olarak karşımıza çıkabiliyor. Evet. <laughs> Kitaplarımıza baktığımızda faizi tanımlarlarken ulema, tabi tabii faizden kastettiğim halk arasında meşhur olan libel faldır. Çünkü faizin birçok çeşitleri vardır. Ama genelde konumuzla alakalı olduğu için karza yönelik yani borç vermeye yönelik bir faiz haklı. Bu da tarafların muhavaza aktinde Yani parayı ödünç vermeye tahallük eden bir akitte şart koşulmak suretiyle karşılığı olmayan bir fazlalık olarak ad ediliyor. Bakın bu önemli. Akit olacak ve bu akitte karşılığı olmayan, ki fazlalık bu fazlalık hakiki anlamda bir fazlalık da olabilir. Hükmü anlamda bir fazlalık da olabilir. Hı hı. İşte menfaati celbeden borçun faiz olması gibi. Burada gerçekte fiziksel olarak bir karşılık yokken ama kişinin bir fayda temin etmesi, bir menfaat temin etmesi bu da şeri şerifte faiz olarak nitelendirilebiliyor. Hı hı. <laughs> Peki buna göre ortada bir akit yokken mutlak manada karşılığı olmayan bir fazlala faiz denir mi? Bunu bir örnek üzerinden vermek istiyorum. Söz gelimi siz bana borç verdiniz. Benim maddi bir ihtiyacım oldu, sıkışıklığa girdim. Hı hı. ve para bulamadım. Size geldim. Dedim ki Abdullah Hoca bana şu kadar borç verir misin dedim Allah rızası için. Siz de benim o mağduriyetimi giderebilme adına belli bir miktar borç verdiniz. Karza hasen namıyla. Ki karza hasen nafile sadakadan daha faziletlidir. Herhangi bir menfaatin, herhangi bir beklentiniz olmadan bunu bana verdiniz. Ben de bununla ihtiyacımı gördüm, işimi gördüm ve ee, borcumu ödeme zamanı geldi. Tabi bu zamanı geldi derken aramızda anlaştığımız zaman hukuksal anlamda bunun bir zamanı yok. Lazimi değildir. Yani siz her daim alacağınızı benden isteme hakkına fıkhen sahipsiniz ancak ben bunu verirken e, gönlümden gelerek çünkü siz benim e, zor durumda bana yardım ettiniz. E, benim sıkışıklığımı giderdiniz ve bundan herhangi bir maddi menfaat de gütmediniz. Ben de buna binaen hani halk ifadesiyle jest yapabilmek adına size ödeyeceğim rakamı fazla ödemek istiyorum. Bu durumda örneğin 10 lira aldım 12 lira vermek istiyorum. Vereceğim bu 2 lira faiz olur mu olmaz mı? Kaynaklarımızda der ki eğer taraflar açısından böyle bir konuşma gerçekleşmemişse bir borcu veren kimsenin böyle bir beklentisi yok ise iki borcu alan kimsenin böyle bir örfü böyle bir adeti de maruf değilse hmm. çünkü biliyorsunuz ki ben Fatih Hoca'ya borç verdiğim zaman o fazlasıyla verir. O zaman el maruf örfen kel meşrutu şartan kuralınca hmm. yani örfen bilinen bir şey sanki şart koşulmuş gibi değerlendirileceği için bu da değil. Benim böyle bir adetim yok, sizin böyle bir beklentiniz yok ve borcu alma ve verme arasında da böyle bir konuşmamız gerçekleşmemiş. Böylesi bir durumda benim fazladan size bu farkı vermem bir fark olarak değil bir hibe olarak telakki edilir. Ve Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre de müstahap olarak kabul edilir. Hı hı. Bakın ortaya baktığımız zaman 10 lira alınıp 12 lira geri verilmiş objektif olarak dışarıdan bir gözlükte baktığımız zaman faiz ameliyesi gibi görüldü halde kitaplarımızda bunun faiz olmadığını açık bir şekilde vurguluyor. Hatta müstahap mıdır, işte caiz midir, mekruh mudur tartışmasında Hanefilerde tercih edilen görüş müstahap olması Şafii mezhebinde ise hiç ihtilaf olmadan bunun sünnet olduğu vurgulanıyor. Dolayısıyla demek ki akit lazımdır ve taraflar arasında bir anlaşma olması gerekir. Peki bu anlaşmanın e, şahıs ile olması devletle olması arasında bir fark var mıdır? İslam fıkhına göre böyle bir fark yoktur. Yani bir adam e, devletin bir kurumuyla da faiz anlaşması yapacak olursa bu da faizdir. Hı. İşte herhangi bir e, Ahmet Efendi, Mehmet Efendi, Hasan Efendi ile de yapacak olursa bu da faizdir. Devletin verdiği faiz değildir diye bir anlaşma bu yanlıştır. Eğer faiz e, şekliyle yapılmış ise, akta dayalı, dayalı olarak yapılmışsa. Hı hı. Dolayısıyla bunu da öncelikle ifade etmekte fayda vardır. Hı hı. Peki akdi yapanların haricinde yabancı birinin size vermiş olduğu bir meblaği faiz olarak telakki edebilir miyiz? Aslında bakıldığı zaman faizin tanımında akdi yapan karşılıklı yani borç alan ve veren kişinin birbirleriyle yapmış olduğu anlaşma doğrultusunda karşılığı olmayan fazlalık dedik. Üçüncü şahıs ise akitte bir taraf değildir. Yani ne borcu alandır ne borcu verendir. Ha belki dolaylı olarak fayda temin eden kişi olabilir. O bir bahsi diğer devlet olması itibariyle. Şimdi bütün bunları konuştuktan sonra uygulamaya bakalım veyahut da uygulanacağını kanaat getirdiğimiz sisteme bakalım. Bu sistem nasıldır? Ee, dediğiniz gibi e, dövizin ciddi anlamda artması ve Türk parasının döviz karşısında e, değer kaybetmesi ekonomik anlamda e, bir darboğaza sebebiyet veriyor. Hükümet yetkilileri de dövizle işi olmayan, dış ticaret yapmayan kişilerin sadece yastık altına biriktireceği parayı dövize yatırması ekonomik anlamda devlete zarar vereceği için dolaylı olarak millete zarar vereceği için bunun önüne geçebilme adına bir sistem geliştiriyor. Diyor ki siz eğer mevduatınızı döviz üzerinden değil de TL üzerinden tutacak olursanız size bir nevi şunu vaat ediyorum. Eğer paranız döviz tarafıyla değer kaybına uğrayacak olursa bunu ben üstleneceğim diyor. Hı hı. Ee, peki bu üstlenme ameliyesine baktığımız zaman e, bu normalde hani banka sistemi olmasa, mevduat sistemi olmasa devletin böyle bir teklifini biz bir akit olarak mı telakki ederiz? Hani e, bankaya faizli para ver, işte para verdiniz faiz alacaksınız. Buradan göz ardı ederek konuşuyorum. Hı. Yani bir nevi fıkı yapıyoruz. Daha henüz fetva'dan bahsetmiyoruz. Yani mutfaktayız şu anda son ürün olarak masaya koymadık. Normal şartlarda devlet vatandaşın cebindeki paranın alım gücünü korumakla mükelleftir çünkü devlet olması bunu iktiza edecektir ve devlet de bunun şuurundadır. Diyor ki senin cebindeki paranın alım gücü sen onu sahiplendiğin zaman neyse onu harcayana kadar o alım gücünün sabit kalması gerekir. Eğer sabit kalmayacak olursa bu işte bir takım sıkıntılardan kaynaklı ve bunun vebalini ben üstleniyorum ve ben bir şekilde cebindeki o eriyen paranın erime miktarı neyse onu karşılamayı taahhüt ediyorum diyor. Hı. Aslında bu bir akit olarak değil devletin devlet olması itibariyle vatandaşına hizmetlerinden bir tanesi olarak telakki edilebilir. Evet. Ama bakın yine altını çiziyorum. Bankayla yapacağınız faiz muamelesinden e, göz ardı ederek meseleye konuşuyorum. Hı hı. O ayrı bir konu. Yani yalın olarak senin cebinde bir para var. O cebindeki para eğer erirse ben taahhüt ediyorum ki eriyen miktar ne kadarsa onu vereceğim. Hı hı. Devlet devlet olmakla iktiza ediyor. Veyahut da eriyenin tamamını veremesem de kısmen vermeye çalışacağım yani işte %11 kaybın oldu. Ben %5'ini karşılayacağım. %3'ünü karşılayacağım. Benim de kasamda Beytülmal'de hepsini karşılayacak imkanım olmadığı için e, işte sistemi de zora sokmama adına belli bir kısmını karşılayacağım diyor. Böyle bir ameliyeye baktığımız zaman bu faiz akt olarak telakki edilir mi? Dediğimiz gibi aslında devletin vatandaşına bir hizmet olarak kabul edilir. Bu bağlamda bizim fıkıh literatürde tanımladığımız faiz değil. Hı hı. Ama bunun ameliyeye dökülebilmeyen mesi için sizin bir bankaya e, hesap açmanız, bu hesaba TL yatırmanız ve bu TL'yi de vadeli hesaba yatırmanız gerekiyor. Hı hı. Yani bunun diğer bir anlamı bankaya borç vermeniz ve vermiş olduğunuz borçtan dolayı bankadan faiz talep etmeniz gerekiyor. Hı hı. Meseleyi bu çerçeveden bakarsa bu kat'iyen surette haramdır. Sonucu ne olursa olsun yani ben bunu yaparak bu hizmetten fayda temin edeceğim demek bu ameliyenin meşru olduğunu göstermez. Hı hı. Dolayısıyla bir Müslümanın faizle iştigal eden bir bankayla bu türlü bir akte girmesi, bu türlü bir anlaşmaya girmesi velev ki burada gayesi parasını muhafaza etmek, işte parasının değer kaybını korumak veya devletin bu imkanından fayda temin etmek kastı da olsa katil surette buna fetva vermek uygun değil, caiz değil çünkü faizdir. Açık bir şekilde sen bankayla bir anlaşma yapıyorsun ve bizim kitaplarımızda geçen tanıma da diyor oturuyor. Hı hı. Yani nedir? Ben sana borç veriyorum. Sen de bana bu borcu fazlasıyla ödemeyi taahhüt ediyorsun ve ben bu şartta sizle akit yapıyorum. Direkt ben ribal tanımıdır bu. Hı hı. Karz yoluyla oluşan faizdir. Dolayısıyla bunun e, caizliğini konuşmaya gerek yok. Bu açık faiz olacağı için bu caiz değil. Peki meseleyi finans kurumları tarihiyle düşünecek olsaydık ee, hani e, finans kurumlarında katılım hesabı gerçi biz cami olarak an itibariyle katılım hesabında paranın nemalandırılması noktasında bir de e, karı yansıtmadaki kar hesaplanma sıkıntılarından kaynaklı olarak bunun da caiz olmadığını ifade ediyoruz. Evet. Farklı programlarda geniş bir şekilde herhalde geçen haftada bir nebze buna temas etmiştik hatırladığım kadarıyla. Evet hocam. Ama diyelim ki meşru bir çerçevede olduğunu düşünecek olursak yine farazi olarak yapıyoruz. Yani eski fetvamızı yenileyerek diyoruz ki bir Müslüman gerek faizli bank olsun gerek finans kurumları olsun sadece kastı parasını nemalandırmak, parasını arttırmak, oradan maddi olarak bir gelir temin etme kastı olursa hangisi olursa olsun bu şekilde bir ameliye girmesi caiz değil. Bu uygun olmayan, Müslümana layık olmayan bir ameldir. Biri kat'i surette faizdir zaten. Allah'a harbi ilan etmektir. Rabbim muhafaza buyursun. Aynen. Bir diğeri ise fasit bir akit yapısından kaynaklı olarak e, belki yalın faiz olarak olmasa da fasit akit faiz kabilinden olmasından dolayı yine caiz olmayan bir akittir. Aynen. Ama e, bir Müslüman olarak ben illaki bir bankayla çalışmam gerekiyor. Ticaretimin gereği ya da paramı muhafaza etme gibi bir sıkıntım var. E, malumunuz evlerde muhafaza edilemiyor, e, hırsızlar gelebiliyor vesaire vesaire veya can güvenliği söz konusu oluyor. O zaman madem ki bir bankaya yatırmak zorunluluğun vardır, burada tercih etmen gereken katılım bankalar olacak. Meşruiyetinden dolayı değil daha ehven olduğundan dolayı. Peki oraya yatırdık orada iki şık var karşımıza ya vadesiz hesaba yatıracağız veya vadeli hesaba yatıracağız. Hı -hı. Vadesiz hesaba Kars namıyla verilecek. Yani siz ona borç vereceksiniz o banka o paranızı kullanacak ama bunun mukamede size herhangi bir ödeme de bulunmayacak. Hı -hı. E, bu aslında Hanefi fıkıh açısından baktığımız zaman da bir süftece kabilinden olacak. Yani siz birine borç veriyorsunuz ama borç vererken bir menfaat gidiyorsunuz Nedir o menfaat? Paramın muhafaza edilmesi. Hı -hı. Kullu kardın cerra nefvan kuralınca yani menfaati celbeden bir borç faizdir kuralınca ki hadis-i şerif bu, böylece bunun doğru olmadığını ifade edebiliriz. Dolayısıyla bu bir sıkıntı. E peki kar payına yatırayım bu da ayrı bir sıkıntı çünkü kar hesaplarımızda farklı sıkıntılar var. Burada o zaman en uygun olan nedir aslında kasa kiralayıp oraya paranı koyarsın aylık olarak veya yıllık olarak kasa ücretini ödersin. Ama burada da bunun maddi olarak bir gideri olacak. Bir de bildiğimiz kadarıyla bankalar o kasaya konulan paralardan dolayı bir mesuliyet almıyor. Hı hı. Çünkü sana bir nevi bir dolap kiraya veriyor. Dolabın içine ne koyduğunu beni ilgilendirmez diyor. Dolayısıyla bir deprem oldu, bir yıkılma oldu, herhangi bir çalınma oldu veya terör saldırısı oldu. Ben onun içeriğiyle ilgilenmem diyor. Bu da bir risk olacağı için daha fazla zimmet üzerine bina edilmek insanlar için daha masra, daha menfaatli oluyor. O zaman ya e, süfteciye düşeceksiniz veyahut da fasit bir akte düşeceksiniz. Ama süfteciye düştüğünüz zaman banka bundan faydalanacak. Fasit bir akte düştüğünüz zaman da ise bankanın faydalanması diğerine nispetle daha az olacak. Diyoruz ki biz burada fetva kurulu olarak evet vadeli hesaba yatır katılım bankalarında ve e, size verilecek olan kar payını bankada bırakma al. Ancak kendi şahsında da kullanma çünkü bir habaset vardır orada aklın fasit olmasından kaynaklı olarak onu etrafında ihtiyaç sahibi olan kim varsa onlara verirsin. Bu şekilde hem paranı muhafaza etmiş olursun hem de o habaseti kendine de bulaştırmış olmasın. İşte tam bu noktada aynı sistemi devreye sokacak olursak yani üçüncü bir kurum olarak devlet eğer diyor senin TL'in Döviz karşısında değer kaybettiği zaman bunu ben üstleneceğim dediği zaman o zaman benim akit yaptığım kurum değil. Hı hı. Tamamıyla harici üçüncü bir kişidir. Yani bankacılık kanununda olduğu gibi. Bu manada onun bana vereceği ekstra para aslında vatandaş olarak benim cebimdeki paranın alım gücünü korumayla mükellef olduğundan dolayı bunu yapamamasından kaynaklı kendisini tazmin ettirmesi. Hı hı. Ve bunu da imkanın nispetince yapıyor. Yani şöyle imkan nispetince yapıyor ee, görüşmelerimde şunu söylediler yani mesela siz 10 lira yatırdınız işte kar payı olarak 2 lira aldınız veya faiz olarak 2 lira aldınız oysa döviz kurundan paranız 13 lira olması gerekir orada 1 liralık bir açık var. Bu durumda devlet yani merkez bankası o 1 lirayı karşılayacağını ifade ediyor. Şimdi o 1 lira sizin alacağınız bir faiz olarak telakki edilirse veya kar payı olarak telakki edilirse bu ciddi bir problemdir. Ama o 1 lira benim ana paramı sermayemin erimesinden kaynaklı devletin mükellef olduğu o korumayı yapamamasından kendisinin vatandaşına bir ikram olarak telakki edersek o zaman o 1 liranın o ana paraya yansıtılmasında fuki olarak herhangi bir mahsur lazım gelmeyecek. Ama dediğim gibi meseleye bir bütün olarak bakmamız gerekir. Yani e, cımbızlayarak sadece bir kelimeyi alarak buradan işte bu faiz değildir, caizdir algısı bu doğru bir şey değil. Hı hı. E, bu açıdan bakıldığında e, o zaman şu andaki mevcut sistemin daha henüz finans kurumlarına yansıtılmamasını da göz önünde tutarak caizdir ifadesini kullanmamız mümkün değil. Çünkü bundan fayda temin edebilmek illaki bir bankayla faiz akdi yapmayı iktidarı eder ki bu da caiz olmayan bir ameli olması hasebiyle de hı hı. durum ortadadır. Ama ileriki günlerde daha netleşip de finans kurumları ile alakalı farklı paketler ürettikleri zaman ona göre inşallah bir daha değerlendirmeye tabi tutarız. İnşallah hocam. Peki değerlendirmelerinize de binaen şunu sorayım son olarak. E, diyelim ki kar payında muhafaza kastıyla parayı oraya koyan bir kişi elde ettiği kar getirisini e, fakir tasavvuf ediyor devletten aldığı bu tazmin bedelini o zaman kendisi kullanabilir. Niye? Çünkü o parasının değer kaybını devlet kendisi üstlendiğinden dolayı hı hı. yani demiş oluyor ki tabiri caizse ben vazifemi yerine getiremedim. Hı hı. Senin cebindeki parayı koruyamadım. Bunu da Beytülmal'den ben karşılayabildiğim kadarıyla hı hı. hepsini karşılaması gerekirken hepsini değil kısmen karşılıyor. Bunda da bu açıdan sıkıntı olmaz. Hı hı. Tıpkı ne gibi bankacılık kanunu malumunuz 1985 olması gerekir. Bazı finans kurumlarının iflas etmesiyle vatandaşların mağdur olması Evet. Ee, ve böylece bankacılık kanunu genişleterek finans kurumlarında içeriyor. Bu sefer size diyor ki belli bir limite kadar katılım bankalarına yatırmış olduğunuz parada eğer bir zarar bir ziyan olursa ben üstleneceğim diyor. Evet. Oysa bu mudarebe mantığına aykırıdır. Yani emek sermaye ortaklığında sermayeyi veren bir kimse e, emek sahibine şunu e, diretemez. Bu parayı al çalıştır karını bölüşelim ama zarar edersen beni ilgilendirmez. Ben ana paramı isterim derse bu fasit bir akit olur. Hı hı. Ama burada emekçi olan katının bankası bunu üstlenmeyecek. Kim üstlenecektir? Üçüncü bir kurum olarak yani veya evet. üçüncü bir şahıs olarak devlet. Sanki üçüncü bir şahıs diyor ki bana işte e, Fatih Efendi sen paranı Abdullah Efendi'ye ver. O paranı çalıştırsın. Oradan kar elde etsin. Karı aranızda anlaştığınız şekilde bölüşün. Ama olur ya Abdullah'ın yaptığı ticarette bir sıkıntı olup da paran değer kaybederse veyahut da zarar edersen onu ben şahsım olarak sana ödeyeceğim diyor. Lazimi olmamakla beraber onun bana bir hibesidir. Sizinle yaptığım bir akte yansıyan bir tarafta değildir. Bunu da bu şekilde mülahaze edebiliriz. Peki hocam. Teşekkür ederiz güncel değerlendirmeleriniz için.